Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular ve onların perde arkasıyla birlikte olacağız. Oldukça önemli konu ve konuklarımız var. Ayrıca özel haberlerimizi de sizin için ekrana taşıyacağız. Her zaman olduğu gibi kara mizah konularımızı, bazı şeyler ve gündem yoğunluğundan daha az değinebildiğimiz haberleri de köşede kalanlar başlıklarıyla size aktaracağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü sözünü ettiğim gibi gündem yine yoğun. Bugün 12 Eylül'ün yıl dönümü ve tablo ağırlaşarak sürüyor. 12 Eylül'ün ruhu olanca ağırlığıyla bugün hala iktidarda. Kim bu insan kaçıran birimler? Yani Türkiye'de her kesime yönelik baskılar devam ederken bir de uzun süredir gündemde olan ve HDP'ye yönelik insan kaçırma hadiseleri var biliyorsunuz. Tanıklar anlatacak. Ülkenin geldiği yeri gözler önüne serecek. Tehdit, gözdağı ve itirafçılığa zorlama. Dünyada dram bitmiyor. Komşu Yunanistan'da yine o bildiğimiz Suriye Savaşı'ndan bu yana ağırlaşarak süren dram var. Midilli'den Atina'ya önce savaş, sonra yangın, bir türlü sığınamıyorlar. Biz bu hikayelere çok tanık olmuştuk. İnsanlık dramı ve insanlık ayıbı iç içe oluyor. Faşistler mazlumlara karşı birlik oluyorlar. Sığınmacılara destek olanlar polis saldırısıyla karşılaşıyorlar. Moria kampında ve Yunanistan sokaklarında son durumu aktaracak arkadaşlarımız olacak. Konuklarımız HDP Gençlik Merkezi'nden, hani o kaçırılanlar dosyasını açıyoruz demiştik, lider Polat olacak. Humboldt Üniversitesi akademisyen Begüm Baştaş ve gazeteci Çağdaş Kaplan'la, her ikisi de Yunanistan'da bulunuyor. Biri Midilli'den, biri Yunanistan sokaklarından bize sığınmacıların başından geçen dramı aktaracaklar. Acun Karadağ'ın kızı İpek Karadağ bizlerle olacak ve CHP İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şeker'le Covid-19'u konuşacağız. Her hafta genetik ve sinir bilim uzmanı Çağhan Kızıl Hoca'yla konuştuğumuz gibi ayrıntılara dikkat çekeceğiz. Dilerseniz 12 Eylül zihniyetinin bugünkü iktidara yansımalarıyla başlayalım. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı. Polisimizde alay edenler, bizim polisimizin zulmettiğini söyleyenler, kendi polisleri şimdi bak neler yapıyor. Bizim polisimiz insaflı be. Abi! Arama! Diyor ya. Güvenlik güçlerimiz çocuk da olsa, kadın da olsa, kim olursa olsun gerekli müdahale neyse bunu yapacaktır. Bunun böyle bilinmesi lazım. Oh!
Lütfen bağırmayın. Lütfen bağırmayın. Artık yeter. Evet, editör arkadaşımız Alişar'a teşekkür ediyoruz. Çünkü derin ve içten bir hatırlatma olmuş. 40 yılda değişen bir şey yok KJS ile verdik haberi. Ama aslında değişen şeyler de var. Videoyu sizlerle birlikte seyrederken altını çizmek istediğim bir şeyler ön plana çıktı. 40 yılda değişenler belki şunlar. İşkence net olarak sokağa inmiş. 12 Eylül döneminde çocukları mahkemeyle asıyorlardı. Şimdi sokak ortasında öldürüyorlar. Belki ağırlaşan değişikliklere ek olarak bunlar söylenebilir. Evet, 12 Eylül zihniyeti iktidarda ve tablonun giderek ağırlaştığını tüm iktidarlarda, tüm köşeye sıkışan iktidarlarda olduğu gibi net bir şekilde görüyoruz. 12 Eylül sürecinde Hortum Süleymanlar vardı. Bugün Bakan Süleymanlar var. Yine pek değişmeyen karakterlerden, tablolardan biri. Vesayeti kaldırmak sözünden ağızlarından düşürmedi iktidar bugüne kadar. Fakat sivil darbe üzerine sivil darbe yapıldı Türkiye'de. Junta rejimi parlamentoya geçici olarak askıya almıştı. Biz de başkanlık sistemiyle kurumsal olarak parlamento askıya alındı. AKP cezaevleri inşa etmekle övünür oldu. Avukatlar, hukukçular adil yargılanmak için can veriyorlar. Gazeteciler işlerini isteyenler cezaevinde ve güpegündüz memleketin ortasında 2020 yılında insan kaçırılıyor. Böyle birimler var. Gözdağı veriliyor, tehdit ediliyor ve ajanlaştırma faaliyetleri, itirafçılaştırma faaliyetleri yürütülüyor bu insanlar üzerinden. Kaçırılarak tehdit edilen HDP Parti Meclis üyesi vardı biliyorsunuz, Hatice Büşra Kuyun. Onun hakkında, yani bu da Türkiye'nin bugün geldiği karakteri gösteren iyi örneklerden biri, yeni Türkiye örneklerinden biri. Konuya dair, yani kaçırıldım diye açıklama yaptığı gerekçesiyle dava açıldı ve şöyle bir suçlama yöneltildi: halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek. Şimdi vakalar artıyor dedik. Onlardan biri, HDP de sık sık bu konuya dikkat çekiyor. Lider Polat bizimle olacak, HDP gençliğinden ve başına gelenleri, başından geçenleri, sonrasında yaşananları anlatacak. Ondan dinleyelim. Lider Polat, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Yeni vakalardan biri olduğunu biliyoruz. Başından geçenleri HDP'de sık sık buna vurgu yapıyor. Kim bu kimler diyor. Durumu nasıl olduğunu, kaçırılıp sana ne dendiğini, kimin kaçırdığını bunları bize bir toparlayarak anlatır mısın? Tabii, ben de başlamadan önce 12 Eylül Fasist Junta darbesini kınayarak başlamak istiyorum. Lanetlediğimi belirtmek istiyorum. Ve 12 Eylül'de tüm direnenleri selamlıyorum, saygıyla yad ediyorum. Yani siz de biraz aslında bir noktada başlarken belirttiniz, gerçekten mevcut iktidar 12 Eylül'ün aslında form değiştirmiş halidir. Hani uygulamalarına baktığımızda, yönelimine baktığımızda gerçekten böyle bir tablo açığa çıkıyor. Yani çok benzeşen bir tablo var ülkenin koşulları itibariyle. Yani o noktada mesela son süreçte gerçekten mesela HDP yönelik, özellikle gençlik yapısına yönelik çok pervasız saldırılar gelişti. İşte arkadaşlarımız kaçırılıyor, tehdit ediliyor, gereksiz yere tutuklanıyor. Mesela ev hapisleri çok çok arttı. Bu noktalarda işte mesela son mağdurlardan biri de benim. Yani biraz olayın içeriğine dair birkaç bir şey aktaracak olursam. Yani 27 Ağustos günü
Böyle evden çıktığımda hani tekrardan böyle parti ilçe binama doğru yürüdüğümde hani dört kişi işte polis izleyerek Nerede olay nerede gerçekleşti onu da söyle. Orta olay Kartal'ın Soğanlık mahallesinde. Yani il olarak Yani İstanbul'da. İstanbul'da. Tamam. İstanbul'un merkezinde tabii böyle çok aslında aktif de bir yerde yani saat 12 civarlarında hani gündelik yaşamın devam ettiği insanların olduğu yani böyle tenha bir yerde de değil gerçekten. Yani göz göre göre aslında hani hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Gün ortası böyle insan kaldırma noktasında gelişti. İşte öyle şey gelişti üzerime çullandılar. İşte bağırdım kimsiniz adam kaçıyorlar vesaire. Zorla arabaya bindirdiler. Arabaya attılar. Arabaya attıktan sonra tabii direkt ellerimi plastik kelepçeyle bağladılar. Yüzümü kapattılar maskeyle, siyah bir bantla. Darp başladım. Takriben bir buçuk saat bir yolculuk başladım. Yolculuk esnasında işte şimdi abilerimizin yanına gideceğiz. Onlara karşı saygılı olacaksın. Biz de onlara karşı saygılı olacağız. Ne isterlerse yapacaksın. İstediklerimizi yaparsın sana yardımcı oluruz babında birçok şey söylediler. Bir buçuk saatten sonra gözlerim kapalı olduğu için tahminen diyorum beni başka bir araca aldılar. Daha geniş bir araca aldılar. Yani zırhlı araç olduğunu tahmin ediyorum. Orada bu sefer kişiler değişti. Yani ses tonundan biliyorum. Anladım kişilerin değiştiğini. Zaten gelenler de kendilerini söylediler. Yani biz istihbarattan geliyoruz. Biz MİT'iz. O noktada birçok zaten telefonuma da el koydular. Ve aslında işkence başladı. Hani ağır bir darp başladı. Yani birçok farklı aletle. İşte sözüm buna işte HDP'nin gençlik çalışmalarını özellikle illegalize etmeye yönelik birçok soru soruldu. Hani ilişkimizin olmadığı, ilgilenmediğimiz konularla ilgili. Yani ısrarla HDP'yi illegalize etmeye yönelik sorular soruldu. İşte ben de doğal olarak hani HDP bu ülkenin legal bir partisi, HDP gençliği de legal bir kurumdur. Faaliyetlerimiz zaten medyaya veriyoruz. Böyle toplumsal alanda zaten faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yani gizli bir şey yaptığımız yok. Yani o noktada harbiden böyle bir 3,5 saate varan ağır bir işkence, darp süreci de atlattım. Tabii yani bunları yaşarken aynı zamanda çırılçıplak hale getirildim. Yani biraz tüm bunlar spesifik anlamda yaşandı. Sonrasında o 3,5 saatin sonunda ne oldu, Lider Polat? 3,5 saatin sonunda tabii beni tehdit ederek zaten tüm kişisel eşyalarıma el koydular. Kredi kartlarıma, çantama, elbiselerime, telefonuma. Bir tek kimlik ve bir kredi kartımı vererek zaten otogara git, köyüne git. Bir daha seni burada bulmayalım. Bir daha gelirsen seni bir daha alırsak böyle kurtulamazsın. Seni öldürürüz noktası da yaklaşımlar oldu. Ki gene olay esnasında işte gözüm kapalı olduğu için nerede olduğumu bilmiyordum. Mesela şey noktası da gelişti. Yani bak bu ormanlarda binlerce faili meçhul var. Kim vurduya gidersin kimse anlamaz. Keza mesela gene işte biz zaten devletin adamıyız. Devlet bize yetki vermiş. İstersen git kime şikayet edersen et. İhaleye şikayet etmeyi unutma. Devlet bizim arkamızda. Kimseden korkmuyoruz babında. Böyle bir ukalaca da tavırları da gelişti. Son Yani günün dönemlerde sonunda böyle evet. söylediğin çok önemli aslında. Yani bir ormanlık alandan geçtiğinizi aktarıyorlar. Bu ormanlarda Evet. binlerce faili meçhul var diyorlar. Biz devletiz diyorlar. Aslında o günden bugüne yani 12 Eylül'ü tartışıyoruz. Hatta daha öncesinden çok değişen bir şeyin olmadığını bir kere daha teyit ediyoruz anlattıklarından. Şunu sormak istiyorum. HDP gençliğine yönelik özellikle ve HDP'nin parti bileşenlerine yönelik operasyonlar, ESP'ye yönelik operasyonlar da sürüyor. Bu kaçırılan kişi sayısı siz konuştuğunuzda son dönemde kaç oluyor? Kaç kişi bu yaşadıklarının benzerini yaşamış? Yani tabii gerçekten sayının aslında çok fazla olduğunu biliyoruz gerçekten. Yani mesela nedir? Bazen biz de mesela parti olarak ya da gençlik yapısı olarak eksikliğe düşüyoruz. Medyayı iyi kullanamadığımızdan ötürü aslında medya birçok vakadan haberdar da olamıyor gerçekten. Yani çok sınırlı vaka medyaya taşınabiliyor mesela biraz gündemleşebiliyor. Yoksa aslında biz eminiz ki onlarca arkadaşımız böyle yani net bir sayı belki söyleyebilmek mümkün değil. Ama yani onlarca arkadaşımız belli zaman dilimlerinde çünkü HDP'nin gerçekten faaliyet alanı geniş bir alan. Yani hem mesela
bölgede hem batıda mesela faaliyet yürüten bir parti. Ya mesela onlarca arkadaşımız alındı. Mesela son süreçte sadece İstanbul'da mesela benim alındığım haftada 4 tane vaka yaşandı mesela benimle birlikte. Bir hafta içerisinde. Mesela arkadaşları da tanıyordum. Hepsi de zaten olaylarımızı birbirimize anlattığımızda evet aynı olaylar mesela. Çok benzeşiyor. Yaklaşımlar da çok benzeşiyor. Keza fizik anlamında şiddet, işkence de tarzları da çok aynı. Yoksa aynı kişilerden bahsediyoruz. Yani dediğim gibi net bir sayı ertelemek mümkün değil. Ama böyle çok geniş bir saldırı konseptinin olduğu da çok aleni yani açık. Peki, çok önemli bilgiler aktardın kısa zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Üstünde durmaya devam edeceğiz çünkü çok önemli bir konu. Ben de teşekkür ederim. İyi Sağ olun. akşamlar diliyorum. Geçmiş olsun Lider Polat. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Aslında ne kadar ağır şeyler değil mi? Bir daha altını çizmekte yarar var. Ormanlardan geçiyorlar. Aynı yöntemlerle işkence devam ederken bu ormanlarda binlerce faili meçhul var. Hepsini biz yaptık devlet diye vurgu yapıyorlar. Bir haftada aynı. Az önceki arkadaşımız Lider Polat gibi 4 kişi kaçırılıyor. 4 kişiye gözdağı veriliyor. Tekrar şu vurguyu yapalım. 2020 Türkiye'sinde ne yazık ki bunlar oluyor. Yaşamak istemediklerimiz. Olmasını çok geçmişte bırakmayı dilediğimiz durumlar. Evet, şimdi şu köşede kalan ironik haberlerimize bakalım. Bazı şeylere ondan sonra devam edeceğiz. Koronadan bir ilahi şaka daha. Ukrayna'da koronavirüsü salgınının yayılmasını eşcinsel evliliklere bağlayarak tepki çeken Ortodoks Kilisesi Kiev Patriği Filaret'inde test sonuçları pozitif çıktı. Akıllarda o soru, salgın insanlığa eşit mesafede mi yoksa Filaret eşcinsel mi? Cevabı dinde, Ortodoks Kilisesi'nde. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı. İktidara geldiğinden beri vesayeti kaldırmaktan söz edip sivil darbelerle iktidarını yürütme çabasında olan AKP, 12 Eylül 80 darbesini lanetlemekte bir adım önde. AKP'lilerin ifadelerinin tümü bir yerlerden 15 Temmuz'a bağlanıyor. Oysa Türkiye'deki demokrasi güçleri somut verilerden yola çıkıp yıllardır aynı şeyin altını çiziyor. 12 Eylül AKP iktidarıyla ağırlaşarak sürüyor. Sayın Bakan, diğer sorulara cevap verirseniz herhalde utanma, daha yumuşak. Utanma falan deme ha. Ahlaksızlık yapma. Ahlaksızlık yapma. Parayı saç. Ahlaksızlık yapma. Terbiyesiz adam. 12 Eylül'ü aştık. Hortum Süleyman'dan Bakan Süleyman'a geldik. Türkiye'de İçişleri Bakanı'nın görev tanımı değişti. Halkın can ve mal güvenliği konuları kapsam dışında. İçişleri Bakanlığı AKP iktidarının turnusol kağıdı oldu. Ben istediğim zaman gelir, istediğim zaman gidebilme hakkına sahibim. Yetişkin bir Süleyman Soylu Twitter'da 10 kaplan gücünde. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Başlıca görevleri gazetecileri tehdit etmek, siyasetçileri hedef göstermek, kamuyu provoke etmek, yakalanan IŞİD'cileri tekrar yakalayıp devlete sızan cemaatçilere darbeden 4 yıl sonra operasyon çekmek, üniformalı tecavüzcü kollamak. Süleyman Soylu sadece bir bakan değil, yeni Türkiye'nin yerli ve milli bir abidesi. Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse 2 katına çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artık tablo yayınlamıyor. Bunun yerine halka bilumum eğlencelikler sunuyor. Son olarak kişisel Twitter hesabından kısa bir video yayınladı. Genç bir kadına hamle yapan kuğu kadının maskesini çenesinden yüzüne doğru kaldırıyor. Videoyu "kuralları bizden daha iyi bilenler var" ifadeleriyle birlikte verdi bakan. Eğlenceler, şakalar Covid salgınını engellemiyor. Ayrıca kamuoyu koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın sadece Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'nden çıkmasının bu tür şakalara dahil olup olmadığını merak ediyor.
Evet, aslında 12 Eylül ve yansımalarına devam edelim. Yine sokaktan devam edelim. Yüksel direnişçileri biliyorsunuz bir aşkın süredir cezaevinde tutuluyorlar. Üstelik kamuoyu artık bu tür olaylarla çok fazla ilgilenmiyor. İşlerini geri istediler, hapisteler. Yargıda bir rahatlama dönemi oldu aslında. Tabii ironik olarak söylüyoruz bunu. Çünkü karakol savcılık görevinde üstleniyor. AKP suçlar yaratıyor. İktidar hakkını isteyenleri cezaevine göndermek için yoğun eylemden cezaevindeler. Yüksel direnişçileri, yoğun eylem ne demek? Bakacağız ona. Biraz hatırlatma yaptıktan sonra Acun Karadağ'ın kızı İpek Morale bağlanacağız. O anlatacak son süreci. 29 Ekim'de bir gece yarısı biliyorsunuz işlerinden edildiler. KHK ile Acun Karadağ 20 yıllık öğretmenlik mesleği elinden alındı. 2 hafta sonra 13 Kasım'da okulun önünde eylemlere başladı. Sonra bildiğiniz Nuriye Gülmen, Semih Özakça ki Nuriye Gülmen de cezaevinde. Onlarla birlikte Kızılay Ankara Yüksel Caddesi'nde oturma eylemlerine başladı. Fakat polisin attığı biber gazından hastalandı öğretmen Acun Karadağ. Öğlenleri 13 ve akşam 18'de basın açıklaması yapıyordu. Sadece birkaç kişi biliyorsunuz ama her gün gözaltına alındılar. 4 sene sürdü. Binlerce liralık para cezasına çarptırıldılar. Ve bunların hepsi korkutma ve yıldırma operasyonlarıydı. Başka eylemler orada birleşti. Bu eylemlerde kadınların taciz edildiğini, az önce sözünü ettiğimiz gibi işkencenin sokaklara taştığını gördük. Acun Karadağ bu gazlardan, polisin attığı gazlardan astım teşhisi kondu kendisine. Tansiyon, astım birleşti ve kroner kalp damar hastalıklarına dönüştü. Ters kelepçeden kolunda bir başka rahatsızlık oluştu. En son 13 Ağustos günü gözaltına alındı. 6 kişi: Acun Karadağ, Alev Şahin, Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu, Armağan Özbaş ve Mahmut Konuk tutuklandılar. 22 Ağustos'tu tarih. Tutuklanma gerekçesi olarak ezilenlerin ve haksızlığa uğrayanların adalet talebini duyurmak için eylem yapmak ve bu eylemlerinde yoğun olarak tezahür etmesi gösterildi. Şimdi biz İpek'e döneceğiz. İpek Morale ve özellikle annesi ve diğer Yüksel Caddesi'nde eylem yapan direnişçilerle ilgili bize bilgiler aktaracak. İyi akşamlar diliyorum İpek Moral. İyi akşamlar. Ben biraz anlatmaya çalıştım durumu ama son bir haftadır da durumu takip ediyorum sizden. Siz farklı şeyler de söylediniz. İşte eşyalarının verilmediği gibi bir durum söz konusu. Annenizden yola çıkarak anlatacağız bu haberi. Bunun ötesinde eşyaları verilmediği için üşüdüklerini dile getirmişlerdi. Yine avukatlar aracılığıyla. Öte yandan da biz bu duruma çok alışığız. Polis fezlekesiyle bir suç yaratıldı ve bu suçun da yoğun eylem yapmak olduğunu görüyoruz. Bize lütfen son gelişmeleri aktarır mısınız? Öncelikle teşekkür ederim yayınınızda bana yer verdiğiniz için. Sağ olun. Son söylediğinizden başlayayım. Kıyafetleri verildi. Yani 22 Ağustos'tan beri işte Cuma günü konuştuğumda annem verildiğini söyledi. Cuma günü telefon görüşümüz var. Bunun dışında Cumhuriyet Gazetesi'nin verilmediğini söylediler. Milliyet ve Hürriyet gazetelerinin verilmeye zorlandığını söylediler. Cumhuriyet Sözcü gibi gazetelerin verilmediğini söylediler. Annem özelinde söyleyecek olursam bazı ilaçların, mesela romatizma ilacının geç verildiğini öğrendi. Benim annem 51 yaşında bu arada. Ve az önce sizi dinledim. Bahsettiğiniz, teşekkür ederim tekrar.
5 kronik hastalığı dışında daha farklı hastalıkları var. Günde bir kutu ilaç kullanıyor. Annemin ilaçlarına ait ayrı bir kutusu var yani gerçekten. Hani onun bu koşullar altında zaten hapishanede tutulması çok yanlış. Yani hiçbir kaçma şüphesi de yok zaten. Son olarak hani kıyafetlerin verildiğini öğrendim ama asıl talebim kıyafetlerin verilmesi değil aslında, serbest bırakılması. Çünkü son aldığım bilgiden annem anlattı, kolunda bursit diye bir şey vardı annemin, dirseğinde iltihap oluşmuştu ters kelepçeden kaynaklı. Hapishanedeyken koğuşunda çamaşırlarını kendileri yıkıyorlar haliyle ve annem çamaşır yıkarken sıkamadığını, çünkü sağ serçe ve yüzük parmağının hareket ettiremediğini, uyuşuk olduğunu söyledi. Koğuşundaki arkadaşı Alev Şahin'in çamaşırlarını sıkmasına yardım ettiğini söyledi. Yani bu koşullarda hani böyle bu sağlık koşulları altında bir insan ne gibi bir terör tehlikesi olabilir devlet için, söyledikleri olabilir sadece ve bu da bir kaçma şüphesi gerektirmiyor hani. Yani herhangi bir silahlı eylemden ya da herhangi bir antidemokratik bir eylemden annem tutuklanmadı ya da diğerleri aynı şekilde bu sebeplerden tutuklanmadılar. Sadece yasal olan basın açıklaması yapma haklarını kullandıkları için tutuklandılar. Yani ve birçok adalet arayışında olan insanın yanında olduğu için, onları ziyarete gittiği için tutuklandı annemler. Yani 22 Ağustos'tan beri çok boş bir dosyayla tutuluyorlar ve ben bu durumdan gerçekten çok rahatsızım. Hiç dosyada hiçbir şey yokken polis fezlekesiyle dediğiniz gibi tutuklandılar. Ve annemin de sağlık koşulları göz önünde bulundurulursa annemin şu an hapishanede olması gerçekten devlet için çok büyük bir risk. Yani annemin astım, kalp pili, kalbinde pil var, tansiyon hastası, ankilozan spondilit hastası, vertigo hastası, daha bir sürü hastalığı var ve hapishanenin o hijyenik olmayan tozlu koşulları annem için doğru bir ortam değil. Ben onu 3 ay karantinada tuttum koronavirüsün ilk başlangıç zamanlarında. 3 ay ben onun market alışverişini karşıladım. Onlar siyasi şubeye götürdüler ve orada hijyenik olmayan koşullar altında anneme işkence yaptılar. Daha başka şeylere maruz bıraktılar. Ben gerçekten annem adına ve hani diğer arkadaşlar adına çok endişeliyim. Çok teşekkür ediyorum İpek Moral. Durumun takipçisi olacağız. Emin olabilirsin. Cezaevindeki arkadaşlarımıza da bunu iletebilirsin. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, bitmiyor. Yunanistan'da sığınmacı dramı. Midilli'den Atina'ya önce savaş vardı. Sonra yangın, benzer yerlerde aynı dramlar. Bir insanlık dramı ve insanlık ayıbıyla beraber yaşanıyor. Her ne hikmetse dünyanın her yerinde bu tür ayıplar, bu tür dramlar. Faşistler mazlumlara karşı bir olabiliyor. Sığınmacılara destek olanlara polis saldırıyor. Devletler arası politikalar nedeniyle yerinden, yurdundan edilen insanlar sokaklarda çoluk çocuk yıllardır sefil, perişan, çoğu zaman aç halde yaşamlarını sürdürmek ve ölmemek arasında bir yerde sıkışıp kalıyorlar. Şimdi ikisi de Yunanistan'da arkadaşlarımızın. Birisi sahada araştırma yapan Yunanistan'daki mültecileri, sığınmacıları uzun süre bu araştırmalarla bizlere aktaran antropolog Begüm Baştaş, Hamburg Üniversitesi'nden Almanya ve yine Yunanistan'da bulunan arkadaşımız gazeteci Çağdaş Kaplan. Her ikisinden de hem kamptaki durumu, Midilli kampındaki durumu, hem Yunanistan sokaklarındaki durumu öğreneceğiz. İyi akşamlar diliyorum sevgili Baştaş. İyi akşamlar ve Kaplan. İyi yayınlar. Merhaba, iyi yayınlar, teşekkürler.
Kadınlardan başlamak tabii ki pozitif ayrımcılığın icabı olarak adettendir ve Begüm alanda da tabii bunun da etkisi var. Ne oluyor Begüm? Adada, sokaklarda sen tweet atıyorsun, polis saldırıyor. Nedir durum? Bize bir aktarsana. Şimdi çok sürreal bir durumla karşı karşıyayız ve aslında ne olduğunu çok iyi anlamakta hepimiz bir yandan da zorlanıyoruz doğruyu söylemek gerekirse. O nedenle kronolojik olarak anlatmaya başlayayım, sonra da aralarını doldurayım dilerseniz. Tabii. 8 Eylül gecesi sabaha karşı Moria kampında çok büyük bir yangın başladı. Moria kampı bildiğiniz gibi Yunanistan'ın 5 hotspot adasında bir tanesi ve en fazla sığınmacının bulunduğu ada ve Moria kampı da bu sığınmacıların bulundukları yer neredeyse hepsinin. Ocak ayında 20 binin üstünde sığınmacı vardı fakat baskılarla birazcık da hem uluslararası hem de yerel halkın baskısıyla bu 13 bine kadar inmişti. Yani salı akşamı çıkan yangından 13 bin sığınmacının etkilendiğini söylemek mümkün. Yangın çıkar çıkmaz tabii ki de insanlar can havliyle korkarak kendilerini kamp alanından dışarıya attılar. Bu arada kamp alanının da kısaca nasıl bir yer olduğunu söylemek gerekirse... Bu arada sevgili rejiden de şunu rica edelim Begüm Baştaş. Eğer senin çektiğin görüntüler, senin bize yolladığın görüntüler ve alandan görüntüler, onları da mümkün mertebe bizi alıp kullanabilirler ya da beni alıp kullanabilirler. Lütfen devam et Begüm. Teşekkürler. Fotoğrafçı olmadığım için artık görebildiğimiz kadarıyla. Şimdi Moria kampı esasında 2015 senesinde 3000 kişi kapasiteli açılan askeri bir alandı. Fakat zamanla çok fazla sığınmacı geldiği için civar alanlara da yayılan zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yayılan büyük bir kamp alanından bahsediyoruz. Ve bu Midilli adasının, Midilli şehir merkezinden 10 kilometre kadar dışarıda bir yerde Moria kampı ile Midilli arasında bir otoban var. Ve bu otobanın etrafında tam bir yerleşke yok. Benzin istasyonları var, işte büyük süpermarketler var. Sizin de fotoğraflarda gördüğünüz mekanlar var. Bu faydalı oldu fotoğraflar. İnsanlar yangından kaçarakken bir şekilde kendilerini yola attılar. Ve ertesi gün tabii ki de genel olarak bir şaşkınlıkla geçti aslında. Hemen o gece, ikinci gece saat akşam 7 civarında Moria kampında iki büyük patlama daha çıktı. Ve böylece bir gece önce %70'ine kadar yanan kamp tamamen yandı. Bu sırada tekrardan kamptan korkuyla kalan insanların da kaçmasıyla birlikte polis barikatlarına takıldılar. Çünkü yangından kaçtıkları zaman... şehir merkezine ve diğer civar köylere gitmemeleri için polis zaten farklı yerlere barikatlar kurmuştu. İkinci yangından sonra da korkan sığınmacılara biber gazıyla saldırdılar. Fivaki biber gazıyla saldırma biraz rutine dönüştü. Bugün gün içerisinde de barışçıl bir şekilde protesto eden, işte Moria kötü, Moria'dan çıkmak istiyoruz, bir daha başka bir Moria istemiyoruz, özgürlük istiyoruz, azadi diye sloganlarla yürüyen sığınmacılara gene defalarca biber gazıyla saldırdılar. Bugün itibariyle Yunanistan hükümeti bu alanda yeni bir kamp alanı inşa ediyor. Diğer uluslararası kurumlarla, Birleşmiş Milletler gibi bir farklı uluslararası kurumlarla ve bu askeri bir alan. Esas hani belki bundan da biraz bahsetmek istiyorum bugün. Çünkü bugün akşam gördüğümüz sahne biraz acayipti artık. Çünkü deniz kenarında askeri alanın ortasında asker araçları, onlarca askerin yönetiminde inşa edilen yeni bir kamp alanından bahsediyorum. Şu anda yavaş yavaş insanları buraya yerleştirmeye başladılar. Girişte korona testi yapıyorlar. Bu kamp muhtemelen kapalı bir kamp olacak ama bu konuyla ilgili bir bilgimiz yok. 3000 kişi kapasitesi olacağı için kalan neredeyse 9000 kişiye ilgili
bir bilginiz yok ne yapılacağına dair maalesef. Yani kronolojik olarak bu. Peki Begüm, bu varken yerel altta barikatlar kuruyor çeşitli yerlerde. Hem sivil toplum kuruluşlarının alana girmesini engellemek, gazetecilerin alana girmesini engellemek hem de sığınmacıların alandan çıkmasını engellemek istiyorlar. Üç gündür insanlar tam anlamıyla suya, öyle bir yer ki otobanı düşünün, otobanın iki yanında kaldırımlar var. Ve o kaldırımların üstüne elleri kamptan ne çıkarabilmişlerse onlarla bir şekilde dört geceyi geçirdiler. Tuvalet yok, akan su yok. Dört gündür sadece iki kere yemek yardımı yapıldı. Arada çok nadiren su yardımı yapılıyor ama büyük herkese tamamen erişmiyor, ulaşmıyor bu. Hem biber gazıyla saldırıldıktan sonra hem de sıcaktan, çünkü düşünün şu anda burada 30 derecedeyiz. Asfaltın üstünde bu sıcaklık çok daha fazla artıyor. Çok fazla insanın bayıldığını maalesef gördüm bugün mülteciler arasında. Daha yani koşulları anlatabilirim ama belki arada bir şey söylemek isterim. Bir Çağdaş'a dönmek istiyorum aslında. Çünkü dedin ya 3000 kişi yeni yapılan bu askeri kampa yerleştirilecek ama 9000 insan yaşamı daha söz konusu. Ve Çağdaş Kaplan'la da görüştüğümüzde o da Yunanistan sokaklarının da sığınmacılarla dolu olduğunu söyledi. Çağdaş bu dramı çekerken de geçtiğimiz haftalarda Yunan polisi tarafından da gözaltına alındı. Şimdi bir Atina izlenimlerini alalım. Ardından da politikayla toparlayalım. Yani insanlara bu dram ne kadar sürecek daha? Bu dram hayatımızda ne kadar biz izlemeye devam edeceğiz? Ona dönelim. Sevgili Çağdaş Kaplan, sen biraz bize Atina'yı anlatır mısın? Aslında Begüm Hoca Moria'daki tabloyu, o görüntüleri çok net bir şekilde ortaya koydu. Kaç gündür tüm Yunan medyasında da bu görüntüler yansıyor. Begüm Hoca da bahsetti. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı organizesinde yeni bir kamp yapılmaya başlanıyor. Şu ana kadar 200 çadır gelmiş ve bu çadırların bir kısmı kuruldu. Zorla çalıştırıldığını da söylüyorlar insanlar bu çadırları yaparken. Hatta memurların bu yönde tepkileri de var. Yunan basınına yansıdı. Buraya da almaya başladılar insanları. Tabii bu geride kalan 9000 insanın ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Hükümetin bu yönünü. Herhangi somut net bir açıklaması da yok. Tek çözümü hükümetin şu ana kadar sunduğu, basına takip ediyoruz, açıklamalarını takip ediyoruz. Yine Begüm Hoca da bahsetti. Moria benzeri, mülteciler Moria'yı cehennem olarak tanımlıyorlardı. Başka bir cehennem. Kapalı, tıpkı bir cezaevi gibi. Mültecileri bir tutukluymuşçasına, bir suçluymuş, bir tutukluymuşçasına hapsettikleri yeni alanlar yaratmak niyetinde hükümet. Durum böyle olunca da o insanların geleceği hakkında şu an net bir şey söyleyemiyoruz. Ya bir yine Moria benzeri bir cehennemde tutulacaklar ya da gelebilen, kaçabilen gelecek Anakara'ya çıkacak. Ama Yunanistan hükümetinin hükümetten yapılan açıklamalar hep şunu gösterdi. Yangından hemen arkasında yapılan siyasilerin açıklamalarında şunu söylediler. Hiç kimse bu yangından sonra Anakara'ya gideceğini düşünmesin şeklinde açıklamalar yapıldı. Hem Göç Bakanlığı Müsteşarı tarafından bu açıklamalar yapıldı. Hem diğer siyasiler tarafından bu açıklamalar yapıldı. Yani hükümetin tek çözümü yeni bir Moria cehennemi yaratmak. Şimdi pandeminin ortasındayız. Belki Begüm Hoca orada sıcak araştırmalarla da takip ediyordu. Pandemi döneminde de izledi orayı. Pandeminin ortasında hükümet, Yunanistan hükümeti mültecilere gerekli hijyen koşullarını, gerekli sosyal mesafe koşullarını ve diğer koşulları sağlamak yerine mültecilere adeta pandeminin sorumlusu ve yayıcısı olarak gören bir politika izledi. Yurttaşlara evde kalın, hijyene dikkat edin ve sosyal mesafeyi koruyun çağrısı yaparken Moria kampında, ki o zaman bildiğim kadarıyla nüfus bundan daha da fazlaydı. Ocak yani Mart ayı itibariyle Moria kampında oradan gelen raporlara göre 1200 kişi, 1200 ve 1300 arasında değişen insan aynı musluğu kullanmak zorundaydı. Diğer kamplarda da bu. Ritsona kampında
birçok vaka çıktı. O mülteciler karantinaya alındı. Yine Malakasa kampında çıkan vakaları biliyoruz. Hükümetin önlemi sadece kısıtlayıcı tedbirler oldu. Aslında mültecilerin sağlığını düşünen ve koruyan tedbirler değil. Yasaklar oldu sadece. Moria kampını kapattı. Diğer adalardaki kampları tamamen kapattı. Giriş çıkışları yasakladı. Ama insanların bir yemek için binlerce insanın kuyrukta beklemesine dönük herhangi bir çözüm olmadı. Sadece o alanları izole etti. Sanki mülteciler pandemi yayıyor gibi bir izlenim yarattı. Ve bunu da basın yoluyla biraz topluma da bu propagandayı yaydı. Kalkınma Bakanı, Yunanistan Kalkınma Bakanı'nın Adonis Georgiadis'in bir açıklaması vardı. Dün öyle iki gün önce çok çarpıcı bir açıklama yapmıştı. Kendisi Yunanistan kamuoyunda bayağı da tepki çeken bir isim. Yunan kamuoyu onunla sıklıkla da dalga da geçer. Biz davet etmedik. Geri dönebilirler diyor mültecilere. 12 bin insan sokakta yatarken Avrupa Birliği ülkesinin bir hükümeti böyle bir açıklama yapabilir mi? Yani insanlık endeksi bunun neresinde? Bu açıklamayı nereye koyacağız? Yine bugün buna benzer bir açıklama yaptı. Az önce Başbakan Kyriakos Mitsotakis Selanik'teydi. Yatırımlarla ve COVID-19 dönemindeki ekonomik programlarla ilgili bir konuşması vardı. Ülkesinde bir adada 12 bin savunmasız mülteci sokakta suya ihtiyaç duyarken Mitsotakis kaç tane donanma savaş gemisi alacağından, kaç tane savaş uçağı alacağından, askeriyi daha çok nasıl güçlendirebileceğinden bahsetti. Durum böyle olunca, hükümetin tavrı bu olunca sokakta da ya da kamplarda da açıkçası pratik bu oluyor. 12 bin insan işte bugün Begüm Hoca anlattı. Sokaklarda görüntüleri izliyoruz şimdi. İnsanlar yardım için gelen araçlar su için. Bir daha söyleyelim. Arşivimize de böyle girsin. Bu görüntüler hocamız Begüm başta şahit. Begüm alçak gönüllü davrandın ama görüntüler de gayet gazeteci görüntüsü. Onu da altını çizelim. Yani çok çarpıcı bir görüntü vardı bugün. Yani bir gazeteci meslektaşımız da paylaşmıştı. 25 dakika kuyrukta yürüyor. Su almak, yemek almak için insanların o beklediği kuyruk 25 dakikada bitmiyor. Yani bu durumu daha nasıl açıklayabiliriz? Avrupa bunu nasıl izliyor ya da dünya bu durumu nasıl izliyor? Şimdi gelelim Atina'ya. Atina'yı çok kısa özetle sevgili Çağdaş Kaptan. Çünkü Begüm Hoca'ya da 3-4 dakika süre bırakacağım. Bir Almanya, Türkiye, Yunanistan üçgenini sormak istiyorum. Çünkü Begüm Hoca hem Almanya'yı biliyor, hem Yunanistan'ı biliyor, hem de daha önce İçişleri Bakanı'nın işte bir Sünni mülteci krizi yaratması hikayesini çok iyi aktarmıştı bizlere. Onu soracağım. Bir özetlersen sevgili Çağdaş Kaplan. Hemen özetliyorum. Yani pandemi koşullarında az önce hükümetin politikalarından bahsettik. En çarpıcı örnek şuydu Atina sokaklarını anlamak için. Biliyorsunuz Yunanistan'da oturum alan mülteciler Estia programı çerçevesinde konut yardımı alabiliyorlardı ve sosyal bir küçük de olsa bir ekonomik yardım alıyorlardı. Hükümet Haziran ayında pandeminin ortasında bu yardımı kesti ve insanları bu konutlardan tahliye etti, kamplardan tahliye etti ve sokaklara terk etti pandeminin ortasında. Victoria Parkı'nda insanlar gelip, mülteciler gelip çadır kurdular, çadırlarda yaşamak zorunda kaldılar. Bu gündeme gelince bu sefer polis gelip bu insanları tutuklayıp gözaltına alıp Karamangas denilen mülteci tutuk evi, gözaltı evi olarak kullanılan yere hapsetmeye çalıştı. Ama şu an gelin Atina sokaklarını dolaşın, Moria'nın bir benzerini görürsünüz. Binlerce insan, yüzlerce insan sokaklarda hiçbir yardım almadan adeta bir ölüme terk edilmişler. Sessiz bir ölüme terk edilmişler. Hiçbir çözüm önerisi de yok hükümetin bu aşamada. Çok teşekkür ederim. Şimdi Begüm Hoca'ya dönelim. Onunla bitirelim. Siz de lütfen hatta kalın sevgili Çağdaş Kaplan. Şimdi aslında yeni bir krizin ortasında Türkiye. Almanya'da bu krize müdahil olacak gibi görünüyor. Bu krizlerde sık sık Almanya ve Türkiye'nin mültecilerin omuzunda anlaşmalar yaptığını görürüz. İşte burada gördüklerimiz de bu bedellerden biri. Birkaç ay öncesinde yine Avrupa üzerinden çıkan krizde Süleyman Soylu İçişleri Bakanı tarafından bir devlet politikası olarak mülteciler Yunanistan'a salınmıştı. Ne kadar sayı girdi, ne kadar kişi orada oldu bilmiyoruz.
Fakat bir kriz çıkarsa yine Almanya, Türkiye, Birleşmiş Milletler üçgeninde bu dram yükselir mi sence Begüm? Ne öngörüyorsun gelecek günler için? Ona geçmeden ufak bir not eklemek tabii istiyorum. Çağdaş'ın söylediğiyle bağlantılı. Çağdaş hala sırada beklediklerine dair görüntüden bahsetti. Ben de göndermiştim ama gitti mi bilmiyorum. Şunu düşündük bugün arkadaşlarla, gazeteci arkadaşlarla alanda yürürken. İnsanlar her şeye rağmen bütün bu yangın çıkmış, hükümet yetkililerinin söyledikleri ortada. Sadece 406 tane refakatsiz çocuk adadan çıkarıldı. Çok net bir şekilde Yunanistan hükümet yetkilileri diğer sığınmacıların adada kalacaklarını söylediler. Çünkü hükümetin politikaları sığınmacıların daha çok geri gönderilmesi odaklı olduğu için hotspot odalarını da olabildiğince tutup geri göndermeyi planlıyorlar. Bütün bu yapılanlara rağmen insanlar hala bugün yemek sırasında sıraya girip saatlerce sırada durup birbirlerini örgütleyip kimsenin sırada önüne, yani insanlık onurunu hiçbir şekilde kaybetmeden o sıraya giriyorlar hala. Hala bir şey söylemeden orada duruyorlar. Bu bir çaresizliğin ötesinde hala onurlarını, yaşam mücadelelerini korumalarına ait bir davranış. 11 yaşında bir çocukla, Afgan bir çocukla konuştuk. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok dedi. Ne su istiyoruz ne yemek istiyoruz dedi ki 4 gündür yemek yememiş bir çocuktan bahsediyoruz. Özgürlük istiyoruz sadece dedi. İnanılmaz bir hikaye. Şöyle bir şey söyledi. What time is free? Özgürlüğün saati nedir diye bir şey sordu bize. Hiçbir şey cevap veremedik tabii ki de. O nedenle hani bütün bu devlet politikalarında insanların ne kadar ezildiğini anlatırken bir yandan da ne kadar işte çocukların sokakta oynamaya çalıştığı, insanların voleybol oynadıklarını, 3-4 gün içerisinde her gün katmanla daha geniş bir yerleşkeyi yol üstüne kurduklarını, hani bir yandan da bunların da farkında olmamız gerekiyor. İnsanların direnme gücü gerçekten çok çok hayranlık uyandırıcı bir şey. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelelim senin soruna. Ben maalesef çok fazla umutlu değilim. Çünkü Yeni Demokrasi Partisi tarafından bakarsak, Yeni Demokrasi Partisi zaten hükümete gelmeden evvel bile kapalı kampların yapılması gerektiğini iddia ediyordu. Bu yangından da mültecilerin ve mültecilerle dayanışan STK'ların sorumlu olduğunu iddia etti. Ve bu nedenle de kapalı kampların ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu, yangının bize gösterdiğini söyledi. Böyle baktığımız zaman Yunanistan hükümeti çok kararlı bir şekilde bu insanların yeniden yerleşmesini sağlayacak çok daha uzun soluklu, yeterli konuta ulaşabilecekleri, yani Victoria alanında Çağdaş'ın söylediği şey sadece işte bakın kampları boşalttık, kamplardaki sayılar daha az demek için birçok insanı evsiz bir şekilde Atina sokaklarına, Selanik sokaklarına bıraktılar. Herhangi bir plan yok. Bu plansızlığın içerisinde de böyle bir yangın çıktı. Böyle de baktığımız zaman Mart ayında çıkan olaylardan sonra bence Türkiye kredisinin çok büyük bir kısmını kaybetti. Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu Almanya'da bir yere kadar bence Yunanistan'ın yanında duruyorlar. Yunanistan'ın sınır güvenliği öncelemesini destekliyorlar. Frontex, yani Avrupa Birliği sınır koruma muhafızları şu anda Avrupa'nın en ekonomik olarak kuvvetli kurumlarından bir tanesi, en büyük bütçeli kurumlarından bir tanesi. Avrupa Birliği Yunanistan'ı bir kalkan olarak görüyor. Kendi dışsallaştırma politikaları içerisinde de Yunanistan'ın bu geri itmelerini kesinlikle eleştirmiyor. Böyle baktığımız zaman aslında bundan sonra maalesef Avrupa Birliği'nin politikalarının hala bu dışsallaştırma merkezli, var olan Avrupa Birliği sınırları içerisinde var olan sığınmacıların da bir şekilde yeniden yerleştirilmesini sağlayacaklarına inanmıyorum. Ama Yunanistan'da da herhangi bir sorumluluk almıyor Avrupa Birliği. Yunanistan'a sürekli küfrediyor olabiliriz, bu kadar eleştiriyor olabiliriz.
Ama bir yandan da şunu anlamamız gerekiyor ki çok ciddi ekonomik krizden çıkamamış hatta bir ülkeden bahsediyoruz. Yeterli zaten kendi içerisinde yeterli sağlık ve diğer ekonomik kaynaklara sahip olmayan bir ülke Yunanistan. Kendi konut hakkını yeterli bir şekilde karşılayamayan Begüm ülke. Hoca toparlayalım mı? Tamam, topluyorum. Bu durumda Avrupa Birliği aslında çok hızlı bir şekilde Yunanistan'ın hem ekonomik olarak daha etkin bir şekilde desteklemesi, ama sadece para vermekle olmuyor. Hollanda'dan, Almanya'dan parası neyse verelim, Yunanistan bu sığınmacıları tutsun politikasından vazgeçmeleri gerekiyor ve kalıcı çözümler yaratmaları gerekiyor. Yeni bir Avrupa Birliği içerisinde son bir senedir bir migration pact, yani bir göç anlaşması çıkmasını bekliyoruz. Fakat bundan da hiçbir umudumuz şu anda maalesef yok. Bu çözümsüzlüğün daha uzun bir süre devam edeceğini ve bu süreçte de özellikle Yunanistan adalarında bulunan sığınmacıların da gelecekte artık kurtarılamaz bir şekilde hem ruhsal hem de fiziksel sağlıklarını tamamen kaybedeceklerini düşünüyorum ki bu kampın %40'ı çocuk. Bu çocukların da neredeyse büyük bir kısmı, %70'i 12 yaşın altında. Avrupa bunun da farkında değil. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sevgili Begüm Hoca, Begüm Baştaş ve gazeteci dostumuz Çağdaş Kaplan, her ikinize de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi akşamlar diliyorum. Kolay. Evet, kısa bir ara verelim. Ondan sonra yine önemli konularımız var.